Stüdyo çekimlerinde bizi en çok zorlayan konuların başında fotoğraf makinelerinin LCD ekranları geliyor. Yeterli büyüklükte değiller maalesef. Çektiğimiz ürünlerin detaylarını ve netliğini incelemekte zorlanıyoruz. Çözümü yok mu? Tabii ki var. Kamerayı daha büyük ekranlı bir bilgisayara bağlamak. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafların eş zamanlı olarak bilgisayar ekranında görüntülenmesine İngilizce'de tethering deniliyor. Nedir tethering? Kamerayı bir kablo ile ya da Wi-Fi yoluyla bilgisayar ekranına bağlamak ve bilgisayarınıza indireceğiniz uygulama üzerinden çekimi kumanda etmektir. Uygulama denklenşör düğmesi dahil birçok kamera ayarını sunuyor. Bu sayede görüntüyü yüksek çözünürlükte bilgisayar ekranından alabiliyorsunuz. Profesyonel ürün ya da model fotoğrafçılarının tercih ettiği bir yöntemdir. Çekimlerinizi Wi-Fi üzerinden kablosuz da gerçekleştirebiliyorsunuz dediğimiz gibi. Ama kablo kullanılması öneriliyor. Çünkü görüntü bilgisayar ekranına daha hızlı akıyor. Kablo almadan önce denersiniz. Yavaşlık hissediyorsanız kabloyu da alırsınız. Peki bunun için nasıl bir kablo kullanmak gerekiyor? Tethering kabloları makine modellerine göre değişkenlik gösteriyor. Makinenize veya bilgisayarınıza uygun bir bağlantı kablosu temin etmelisiniz. Hangi kablonun makinenize uygun olduğunu öğrenmek için www.tetheringtools.com sitesine ziyaret edebilir ya da kamera ekipmanları satan bir yere danışabilirsiniz. Kablonun uzun bir kablo olmasında fayda var. Bu size alan ve mesafe esnekliği sağlayacaktır. Ayrıca kablonun giriş kısmını sabitlemek ve deforme olmasına engel olmak için jack stopper denilen kablo tutucusu kullanabilirsiniz. Bu kısmı önemli çünkü kablo sürekli oynarsa makine ya da bilgisayarların port girişine zarar verebilir. Bunun dışında kendi konforunuz için tekerlekli bir laptop masası da iyi olur. Bilgisayara koyacağınız masa yüzeyinin kaygan olmamasına dikkat edin. Ve tripod sabit ürünlerde gerekli ama model çekimi için hareketli sahneleriniz varsa tripodu muhtemelen kullanmayacaksınız. Tripodsuz çekimlerde kablo bağlantısına dikkat etmelisiniz. Hareket halindeyken bilgisayara çarpabilirsiniz. İşimiz kablo temin etmekle bitmiyor. Bilgisayara yükleyeceğimiz bir yazılıma da ihtiyacımız var. Kimi makine markaları kendi yazılımlarını geliştirmiş. Canon EOS Utility dediği bu yazılımı Canon kullanıcılar için ücretsiz sunuyor. Diğerleri de bu iş için geliştirilmiş Capture One veya Classic Lightroom gibi yazılımlar kullanıyor. Bazı kameraların menülerinde ilave ayarlar yapmak gerekebilir bu arada. Kullanım kılavuzuna bakmanızda fayda var. Ve son olarak harici bir depolama aygıtı kullanmanızı öneririz. Bu sayede bilgisayarınızın depolama alanı dolmaz. Gelin şimdi adım adım bu bağlantıyı nasıl kuracağımıza bakalım. Bizim kameramız Canon olduğu için Canon'un resmi web sitesinden kamera modelimizi girdik. İçerik olarak Software menüsünü seçtik ve EOS Utility uygulamasının son sürümünü ücretsiz indirdik. Makinenin seri numarası istenirse makinenizin altında yazan numarayı girebilirsiniz. İndirdikten sonra bu listede ülkenizi bulamıyorsanız başka bir ülke seçeneği ile devam edebilir, kolay yükleme diyebilirsiniz. Burada gördüğünüz tüm uygulamalar yüklenecek. Biz Utility 3 kullanacağız ama sizin makinenize uygun olan versiyon 2 olabilir. Ona bakarsınız. Tether yöntemini bu uygulamayı kullanarak gösterir olsak da diğer yazılımlarda benzer fonksiyonları sunuyor. Hatta bağımsız uygulamalarda fotoğraf düzenleme imkanı da var. Kameranız kapalıyken kablonun bir ucunu kameranıza, diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın. Sonra kameranızı ve bilgisayarınızı açarak
Remote Shooting yani uzaktan çekim menüsüne girin. Çıkan arayüzde kameranızda yaptığınız birçok ayarlamayı bilgisayar ekranından da yapabiliyorsunuz. Ayarlara kısaca bakalım. Önce canlı izleme ekranına geçelim. Çekim modu, enstantane, diyafram, ISO, beyaz ayarı gibi birçok sekme mevcut. Çekim modu aktif değil gördüğünüz gibi. Çünkü bu arayüzden çekim modu değiştirilemiyor. Çekim modunu makine üzerindeki çekim modu kadranından değiştirmemiz gerekiyor. Ancak aktif olan sekmeleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Motor modu da var mesela. Bunun dışında çekilen imajları nereye kaydetmek istediğinizi de buradan seçebiliyorsunuz. Fotoğraf çekiminin dışında video kaydı da yapılabiliyor ama bu sekmeyi ayrı bir videoda ele alacağız. Odaklama noktamızı şu şekilde dilediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Sağda açılan ikinci arayüz penceresini kapatalım. Çünkü ana panelde de zaten ayarları değiştirebiliyoruz. Bu sayede canlı izleme penceresi büyümüş olacak. Şimdi netlemek istediğimiz yeri seçip iki kez tıklıyoruz. Yeşil çerçevenin belirlediği alan netlenmiş oluyor. Tabii bunun için lensin veya kameranın AF dediğimiz otomatik netleme ayarında olması gerekiyor. Alt sağda gördüğünüz butonla netlenen bölgeyi 5 ya da 10 kez büyütebilir, daha rahat görebilirsiniz. Orijinal boyutuna geri dönelim. Şimdi sağ üstte denklanşör düğmemizle çekimi gerçekleştirebiliriz. Biz tripodla çektik ama tripodsuz da çekim yapılabilir. Canlı izleme ekranından çıkmak için aşağıdan kapat dememiz yeterli. Bu çekim bayağı zaman kazandırıyor. Makinenizden kartı alıp ayrıca bilgisayara yüklemek zorunda kalmıyorsunuz. Sürekli yerinizden kalkıp makine ayarını değiştirmenize de gerek yok. Kompozisyon, odak uzaklığı ve çekim modu değişikliği hariç tüm ayarları bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Stüdyo çekimlerinde çok kullanışlı gerçekten de. Hele bir de yanınızda müşteriniz varsa büyük ekrandan direkt gösterebiliyorsunuz. Haftaya yeni bir içerikte bu kanalda yine buluşalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.